1. Birinci Sınıf Felsefe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Birinci Sınıf Felsefe Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 819. Tatsız durumlarla karşılaşacağını düşünen kişi, davetli olduğu partiye katılmama kararı alabilir. İnsan, B. Spinoza'nın Etika adlı eserine göre varlığını sürdüren, ruhunun yetkinliğini güçlendiren şeylere yönelirken aksi durumlardan kaçınmalıdır. Buna göre insan ruhunu etkin ya da edilgin hale getiren yaşantıları örnekleyerek açıklayınız. Cevap, bilgi insanoğlu için vazgeçilmez bir argümandır. Ancak her türlü bilgi her zaman doğru olmayabilir. Bilginin doğrulaması için bilimsel yöntemlerle sonuca ulaşılması gerekir. Burada Descartes'in şüpheciliği ön plana çıkar. Her doğrulanmış bilgiden şüphe etmek ve bunu tekrar araştırmak bilginin kesinliği açısından elzemdir. Öncelikle şüphe ile başlayan süreçte daha önce yapılan bilimsel çalışmalar tekrar gözden geçirilerek yeni sonuçlara ulaşılabilir veya bilginin doğruluğu tekrar teyit edilebilir. 10. T. Hobbes, Leviathan adlı eserinde egemenin yaptığı hiçbir şey vatandaş tarafından cezalandırılmaz. Egemen, ödül ve ceza vermek, önceki bir yasa ölçüsünü belirlememiş ise, bunu da dilediği gibi yapma hakkına sahiptir, der. Buna göre egemenin vatandaşına ödül ve ceza vermesinde ölçü var mıdır? Belirtiniz. Cevap, mesele aşık olmak insan ruhunu etkin hale getirirken, çok sevdiğiniz birinin ölümü durumunda yaşayacağınız keder ise, sizin en edilgen durumda olmanıza sebep olacaktır. 11. C. Yıldırım, Bilimin Öncüleri adlı eserinde Kopernik sisteminin devrim olarak nitelendirilmesinin nedenini yerkürenin evrenin merkezi olmaktan çıkarılıp güneş etrafında dönen sıradan bir gezegen olarak açıklanmasına bağlar. Metinde yerkürenin sıradan bir gezegen olduğu düşüncesi, evrenin merkezine ilişkin hangi bilim anlayışını etkisiz hale getirmiştir? Cevap, egemenin vatandaşına ceza vermesinde ölçüt egemenin ceza sistemine ve bu ceza kararını hangi kaynağa dayanarak verdiğine göre değişir. Mesela egemen bir diktatörse cezasının ölçütü kendi aklıyla sınırlı iken egemen devlet ise anayasa ile yönetiliyorsa ölçüt anayasadaki kanunlar ve yaptırımlar olacaktır. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 12. Aşağıdakilerin hangisi 15-17 yüzyıl felsefi döneminin özelliklerinden değildir? A. İnsan aklı ön plana çıkmıştır. B. Bilimsel çalışma hızlanmıştır. C. Bilim ve felsefe dogmatik yargılar içerir. D. Hümanizm düşüncesi oldukça gelişmiştir. E. Antik Yunan ruhunun yeniden canlandığı dönemdir. Cevap C. I. Devlet, Platon. 2. El Medinetül Fazla, F.R.B. 3. Ütopya, T. More. 4. Cesur Yeni Dünya, A. Huyle. V. 1984, G. Orjel. Umarayla belirtilmiş olanlardan hangileri gerçekleşmesi istenen ütopyalardandır? A. B. C. Yıkıf. D. Yıkıf. Cevap, D. 1. Birinci Sınıf Felsefe Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.